Diyarbakır'da kale içi sağlık merkezinde çalışan laborant Cahit Bey benim eski arkadaşımdır. Onu bul. Durumu kendisine anlat. Nehirden seninle tahlil örnekleri aldığımız noktaları hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Oradan birlikte yeni örnekler alın. Sonuç raporunu bana getir. Laborant Cahit Yüce'yi arıyorum. Burasını tarif ettiler. Ne için aramıştınız? Ben Doktor Nazmi Yalçın'ın eşiyim. Kocamın bir işi için kendisiyle görüşecektim. Siz doktorun eşi misiniz? Evet. Sağlık merkezi bugün tatil. Ama işiniz önemliyse Cahit Bey'i evinden arayalım. Çok memnun olurum. Lütfen arayalım. Başım üstüne. Cahit Bey evindeymiş. Sizin eve gelmenizi söyledi. Bana yeri tarif edebilir misiniz? Ha, bu arkadaş sizi oraya götürür. Hasan! Oldu. Buyur bacı, gidek. Sağ ol. Şehirde değil miydi? Merak etme bacım, gideceğimiz yer Irak'ta.
Laborant Cahit'in evi burası, içeride seni bekler. Cahit Bey'i aramıştım. Yukarıda sizi bekler. Cahit Bey'le görüşmek için gelmiştim. Ne hakkında? Size söylemek zorunda değilim. Bu civarda kadın kısmı ortalıkta yalnız dolaşırsa başına çok işler gelir. Ne demek istiyorsunuz? Lütfen beni evime gönderin Zülfü Bey. Buraya kadar gelmişken biraz hoşça vakit geçirmek yok mu? Hı? Terbiyenizi takının, benden uzak durun. Uzatma orospu. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da demişler. Bırak beni, bırak! Boşuna debelenme, işimi görmeden kurtuluş yok. Bırak beni alçak! Dede Çengi'yi, hiç erkek altına yatmamış gibi. Kır bunları, orospu, Allah belanı versin! Hayır, bırak! Hele kaltak! Buradan Meryem Ana gibi çıkmak yok sana! Cabbar! Buyur ağam! Yukarıda İstanbullu bir karı var. Ben işini gördüm. Biraz da sen gönül eğlendir, hı? Benim kocamın yarasını sardığı adam değil misin? Ne kocası? Kocam senin canını kurtardı, hapse düştü. Bu mu karşılık? Sen doktorun avladı mısın? Bilmiyor muydun? Sıra canımı almaya geldiyse o işi de bitir. Yapılır bir iş mi? Bak doktor, ne yalan söyleyeyim, ben okumuş yazmış adama pek güvenmem. Ama sana karım ısındı. Sağ ol Bekir ağa. Girizgahı boş ver de dilinin altında ne varsa onu söyle. Ben 15 yıl mahpusluğun hakkından geldim. Şurada 2 ay 10 günüm kaldı. Hayırlı olsun. Darısı geride kalanların başına. Bak doktor.
Ben buradakilerin içini dışını bilirim. 15 yıl mahpusluk çok şey öğretti bana. Başta adam tanımayı. Bunların pek azı gerçekten ne alt ettiğini anlatır. Çoğu orospu karı gibi yalan hikayeler uydurur. Ben her anlatılana inanmıyorum. Benim anlattığıma inandın mı? Kabadayılıktan adam vurmuşsun. Mahkemede öyle söyledim. Herkes de öyle biliyor. Ya niye? Adam vuran başkasıydı. Suçu ben üstlendim. Neden? Çıktığımda bey gibi yaşamak için. Gerçek katil kimdi? Bekir'a! Bekir'a! Muhasebeci Nihat Bey sofra kurdu. Selamı var, sizleri de bekliyor. Ulan hırsız muhasebeci. Hiç olmazsa buradaki garibanları gözlüyor arada bir. Hadi davran doktor, sonra gene konuşuruz. Fabrikayı kapattıranlar belalarını buldu. Yengesinden de başımıza aynı dert gelmesin. Hı, bu sefer olmaz artık enişte. Kapanma biraz canımızı yaktı ama hiç olmazsa çevredeki arazileri ucuza kapattık. Herkesin gözü üstümüzde. Artık işleri daha usulüne uygun yapmak zorundayız. Bana biraz müsaade. Kim bu? Bilmem. Zülfü'nün her zamanki karışık işleri. Başı derde girecek bir gün. Niye geldin buraya? Beni pis bir işe bulaştırdın Bek. Neymiş? Doktorun avradına dokunmak kötü oldu. Abazanlıktan yularını kemiriyordun. Sana ikramda bulunduk. Memnun kalmadın mı ayı? Ben nankörlük etmem. Kime etmezsin? Bana mı, doktora mı? Unutma, onun evine seni ben gönderdim. Yaramı doktor sardı. Yeter, kes artık. Zaten karşıdan haber geldi. 3 gün sonra gideceksiniz. Bir dakika bekle. Hadi geç. Evet doktor, benimle görüşmek istemişsin. Bir ricam olacak müdür bey. Buyur. Eşim kaç gündür ziyarete gelmedi. Merak ediyorum. Rahatsızlanmış olmasın. Bir adam gönderip anlarız. Endişelenme. Sağ olun müdür bey. Sen doktor beyin evini biliyorsun değil mi Kamber? Evet efendim. Git bak bakalım, hanımın bir ihtiyacı var mı? Sor, anla. Tanıyorsun değil mi? Tabii, buraya hep gelir. Eğer evde bulamazsan bu zarfı kapının altından atarsın. Peki. Sağ ol. Şimdi bir haber gelir, ferahlarsın doktor. İnşallah.
Karşı tarafa geçiyoruz, hazırlanın. Alo, komutan beyle mi görüşüyorum? Bir ihbar yapmak istiyorum.